Sevgimizin bir tanesiydi Müzgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivertti. Ve de her ne hikmetse o da bana gönüllüydü. Öyle bir sevdim ki Müzgan'ı. Dünyamı şaşırdım. Haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz yuvamız olur. Fakir soframız kurulur gibi geldi. Sahil bahçesinde gazoz içerken gizli gizli mali hülya kurardık. Sonra çarşılara giderdik. Eşya beğenirdik. Elden düşmedi. Topuzlu kayyolumuz bile olacaktı. Aynalı konsolumuz. Müjgan'ın her an her bir daim yanında olacaktım. Ama olmadı. Gitti. Nereye mi gitti? Paraya gitti abicim, paraya. Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni. Her akşam bekledim yollarını. Elbet bir gün biz yuva kurarız derken duydum, evlenmişsin sen. Zengin bir gençle. Param olsaydı sensiz kalmazdım. Seve seve yanımda benimle yaşardın. Oysa nikah resimlerimizi bile çektirmiştik. Karpuzcu Raşit abinin kayınbiraderine borç ederken nişan yüzüklerimizi de taktırmıştık. Ama Müjgan takmadı bunu. Takmadı. Meğer gizlice altın bir kafes bulmuş kendine. Müjgan'ın gelinliğini hususi diktirmişler. Benim gibi kiralık tel duvak almaya kalkmamışlar yani. Öyle mesut oldum ki. Dualar ettim her gece mutlu olsun diye. Sonra mı ne oldu? Sonra Müjgan gibi ben de birbirimize ettiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri unuttum. Bir daha mahalleye gelmedi Müjgan. Gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmaz dediler. Zaten senede birkaç ay Avrupa'daymış. Unutursun. Zaman şifalı bir ilaçtır. Unutursun dediler. Unuttum abi. Ben de unuttum. Hatırlamıyorum şimdi. Bu şiiri de ben yazmadım zaten. Hatırlamıyorum abi. Müjgan'ın gözleri ne renkti?